4. sınıf hukuk fakültesi öğrencisiyim. İnternet sıkıntılı. Hani yurdun interneti yavaş olduğu için kendi internetimizden bağlanıyoruz. Burada sıkıntı şu, hani aylık paketler oluyor bildiğiniz gibi. Bu paketlerde biraz sıkıntı yaşıyoruz. Ek paket falan alıyorum mesela girmek için. Yoksa KYK Wi-Fi ile giremiyoruz yani. 2. sınıf hukuk öğrencisiyim. Yani şöyle, seçmeli derslerimiz online, zorunlu derslerimiz yüz yüze. Ama çok fazla seçmeli ders aldığım için hani neredeyse derslerimin %50'si online şeklinde oluyor. Okulun yurdun interneti yavaş olduğu için online derse genelde giremiyoruz. Ya da girsek de bağlantı kopuyor. Bu yüzden zorlanıyoruz. Benim arkadaşlarım mesela zar zor ev buldular ya da anneleri babaları fedakarlık yaparak onları bir özel yurda yerleştirdi. Fakat bir gün okula gidiyorlar. O da 1-2 saatliğine. Yani bu çok saçma. Madem böyle bir şey olacak diye hiç açılmasaydı ya da hani konaklama imkanı sağlanmalıydı. O yüzden çok zorlanıyor arkadaşlarım. Aynı şekilde anneler babaları da çok zorlanıyor. Çünkü gerçekten çok zor. Okullar çok pahalı. Okulların yurtları çok pahalı. Evler inanılmaz pahalı. Ve sadece 1-2 gün için değmiyor yani verilen paraya. 2. sınıf turizm işletmeciliği bölümü. Okula 4 gün geliyorum. Bir gün online. Ama 4 gün geldiğim sürece de online derslerim var. Şu an 6'da bir online dersim var. Bugün 3'te biten bir normal yüz yüze dersim vardı. Şimdi 6'da online dersim var. Eve gidip ona gireceğim. Benim yarım saat mesela evime ama bazı insanların 2 saat falan, onlar yetişemiyor. Okulda giriyorlar. Böyle zorluklar oluyor. Ve okula gelip ben 150 kişilik bir sınıfa giriyorum. Hani sonra eve gidip bir dersi online almamın mantığı yok. Bilgi ve belge yönetimi 2. sınıf. %60 yüz yüze, %40 online denildi. Öyle zaten 3 gün geliyoruz okula. Bir gün online dersimiz var. Şehir dışında bir yurda yerleşiyorsun falan. Sonra bakıyorsun tek bir tane dersin var. Tek bir tane ders için şehir değiştirmişsin falan. Diğerlerin hepsi online. Ya çok kötü. Umarım bir şekilde düzelir yani. Arkadaşlarım var KYK'da sıkıntı çeken. Yanlışım yoksa 16 GB olması lazım. Ama yetmiyor tabii. Video falan izliyorlar, online derslere katılıyorlar. Sıkıntı olabiliyor. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Derslerimiz şöyle, 2 dersimiz online, diğerleri yüz yüze. Toplam 8 ders olması lazım. KYK'da birçok öğrenci kaldığı için internet hızı yavaş. Daha çok kendi internetimi bağlıyorum. Yakın bir arkadaşım yüksek lisans için geldi. 5 dersi vardı zaten ve 2 dersi yüz yüze, 3'ü online. Mesela bir dersi olan aynı şekilde var ama özel yurtta kalmak zorunda, yurt çıkmadı. Tabii çok yüksek meblağlar ödeyerek kalıyor. Gelmişken de kalıyor, böyle tabii mağduriyetler oluyor. 2. sınıfım turizm işletmeciliği. Haftanın 3 günü okula geliyorum. 2 günde online eğitim. Ben telefondan giriyorum. Yani yolda bile girilebiliyor. İktisat Fakültesi 1. sınıf öğrencisiyim. 3 gün boyunca okula geliyoruz. Geri kalan derslerimiz online. Okula gelip okulun internetinden giriyorum derslere. KYK'da kesilme olabiliyor. 1. sınıftayım. Gazetecilik bölümündeyim. 4 gün online, 1 gün buraya üniversiteye geliyorum. Evde kaldığım için bir sorun yaşamıyorum. Fakat verimlilik konusunda yüz yüze eğitimin daha sağlıklı ve daha iyi olacağını düşünüyorum tabii ki. Ben İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji öğrencisiyim. 4. sınıftayım. Hibrit eğitim alıyoruz. Dersler, tabii laboratuvarlar yüz yüze oluyor. Diğer teorik derslerimiz %40 civarında online. İşte diğer tarafta yüz yüze alıyoruz. Her şeyin bir sıkıntısı oluyor. Bunun da şehir dışındaki arkadaşlarımızın bu şekilde mağdur olması tabii ki de çok sıkıntı ve utanç verici. Çünkü yurtların da bir fiyat ve çok özel yurtlar zaten çok pahalı. Ve devlet yurtları da yani imkanları kısıtlı. Özellikle internet. Yani benim yurtta kalan arkadaşlarım hep internetin yokluğundan şikayetçi. Kota yetmiyor mesela, belli bir kotaya sahipler ama yetmiyor yani. Yani onların için daha iyi bir imkan sağlanabilir.